Merhaba sevgili öğrenciler, ben Özel Adana Gündoğdu İlkokulu 4. Sınıf Öğretmeni Öznur Şimşek. Sizlerle Türkçe dersi, bilim ve teknoloji teması, tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Tema değerlendirme çalışmalarına bir metinle başlıyoruz. Metni sizlere e, okumak istiyorum ilk etapta. Kar Kartanesi Adam Wilson Alvin Bentley küçük bir çocukken kar tanelerini seyretmeyi çok severdi. Kar yağdığında pencerenin önünden ayrılmaz, saatlerce onların yere düşmesini incelerdi. Yine karlı bir günde pencerenin önünde oturmuş kar yağışını seyrediyordu. Bir kar tanesi geldi ve cama kondu. O anda Wilson kar tanesinin ne kadar ilginç olduğunu sezdi. Sonra her kar yağdığında fotoğraf makinesini alıp kar tanelerini fotoğrafladı. Yaşı ilerlese de bu merakından vazgeçmeyen Wilson Bentley, çektiği binlerce kar tanesini incelediğinde hiçbirinin diğerine benzemediğini tespit etti. Böylece kar tanelerinin ilginç şekillere sahip olduğunu ve birbirine benzemediğini keşfeden adam olarak tarihe geçti. Bu nedenle kar tanesi adam diye anılmaya başlandı. Ayşe Şahin tarafından yazılmış Evet bakın görsellerde de Wilson Alvin Bentley'i fotoğraf makinesinin başında çalışırken görüyoruz ve kar tanelerinden de iki farklı şekil. Gerçekten çok güzeldir o kar kristalleri. Hatta bizler de süslemelerde bile bu kar kristallerinin şekillerini kullanıyoruz. Evet metnimizi okuduk. Şimdi... Sıradaki çalışmayla devam edelim. 1, 2, 3 ve dördüncü soruları metne göre cevaplayınız. Okuyalım soruları ve metne göre cevaplamaya çalışalım. Bir, Wilson A. Bentley çocukken ne yapmayı severmiş? Evet bakalım. Wilson A. Bentley çocukken kar tanelerini seyretmeyi çok severmiş. 2. Wilson A. Bentley kar tanelerini nasıl incelermiş? Wilson Bentley kar tanelerinin fotoğraflarını çekip incelermiş. Üçüncü sorumuz. Wilson Bentley merakı sayesinde neyi keşfetmiş? Evet bakalım. Wilson Bentley merakı sayesinde kar tanelerinin hiçbirinin birbirine benzemediğini keşfetmiş. Ve dördüncü sorumuz. Wilson Bentley niçin kar tanesi adam diye anılmaya başlanmış? Wilson Bentley kar tanelerinin ilginç şekillere sahip olduğunu ve birbirine benzemediğini keşfeden olarak, keşfeden adam olarak tarihe geçmiş. Ve bu nedenle kar tanesi adam diye anılmaya başlanmış. 5. Deyimlerin anlamlarını metinde geçtiği cümlelerden hareketle yazınız diyor. Evet, şimdi deyimlerin bu tarihe geçmek ve tespit etmek deyimleri metnimizde geçmişti. Metinde geçtiği cümlelerden hareketle ne anlama geldiklerine bakalım. Tarihe geçmek, Öneme yönünden hiç unutulmayacak bir nitelik elde etmek anlamı taşıyor burada ve tespit etmek de bir durumu kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde göstermek, belirlemek, saptamak anlamını taşıyor çocuklar tarihe geçmek ve tespit etmek deyimleri. Evet, bakın e, metinle ilgili soruların e, cevapları okuduğumuz metnin içinde mevcut. Bu tür çalışmalarda e, soruyu okuduktan sonra metin sayfasına tekrar dönerek, ilgili cevap cümlelerinin altını çizerek cevapları oluşturup e, doğru cevaba ulaşabiliriz. Altıncı soru e, çalışmamız cümlelerde D ve Ki'nin yazımını inceleyiniz. Doğru yazılanların başına D, yanlış yazılanların başına Y yazınız. Bakalım birinci cümleye. Hatta belki kar tanelerinin fotoğraflarını da çekebilir. Burada çocuklar belki kar tanelerinin fotoğraflarını da çekebilir derken buradaki da de ayrı yazılan D olmalıydı. Onun için diyoruz ki burada yani bu cümlede D'nin yazımı yanlış. İkinci cümleye bakıyoruz. Onları da kar tanelerinin bu sırrını bilmelerini sağlayabilirsiniz. Burada doğru yazılmış çocuklar ayrı yazılan D yani bağlaç olan D'ydi. Ve açıyoruz. Evet doğru. Üçüncü cümlemiz. Okuldaki çalışmalarında kar tanesi resim, okuldaki çalışmalarında kar tanesi resimlerini kullanırdı. Şimdi okuldaki çalışmalarında derken buradaki ki ve de bitişik yazılmalıydı. Ayrı yazdığı için diyoruz ki burada da yazım yanlışı var. Haydi siz de deneyin. Evet buradaki de bağlaç olan D'ydi. Ayrı yazılan D ve burada doğru kullanılmış. Sıradaki cümlemize bakıyoruz. Ümit ediyorum ki siz de kar tanelerini inceleyebilirsiniz. Buradaki ki bağlaç olan ayrı yazılan ki olmalıydı. O nedenle burada da yanlış bir yazım var diyoruz. Ve son cümlemiz iyi ki kar yağdı. Buradaki ki Ayrı yazılan ki ve doğru yazılmış hata yok ve son cümlemizde pardon son cümlemizde çocuklar doğru. Böylece D ve K'nin doğru ve yanlış yazılımlarını da belirlemiş olduk. Geçelim sıradaki sorularımıza. Yedinci çalışmada cümleleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz diyor. Yani verilen cümlelerin neden sonuç cümlesi mi olduğunu, benzetme cümlesi mi olduğunu yoksa örneklendirme cümlesi mi olduğunu tespit edeceğiz ve önlerindeki e, eğer neden sonuç cümlesi ise 1, benzetme cümlesi ise 2, örneklendirme cümlesi ise 3 şeklinde yerleştireceğiz. Çok çalıştığı için bilim insanı oldu. İlk cümlemiz çocuklar bir neden sonuç cümlesi. Bakın burada için sözcüğü neden sonuç sebep sonuç cümlelerinde kullanılan bir sözcüktü. Nedeni ve sonucu bir arada veriliyor. Bilim insanı olmak burada sonuç. Nasıl bilim insanı oldu? Niçin bilim insanı oldu? Çok çalıştığı için. Evet diyoruz ki bir yazdık çünkü bu bir neden sonuç cümlesidir. İkinci cümlemize bakıyoruz. Öğrenciler bir bilim insanı gibi deney yaptılar. Hmm, bakın, öğrenciler bir bilim insanı gibi derken buradaki gibi sözcüğüyle de bir benzetme var çocuklar. Yani öğrenciler kendilerini bilim insanına benzeterek onun gibi onlar gibi olmaya çalışarak deney yapmışlar. O zaman diyoruz ki ikinci cümlemiz de benzetme cümlesidir ve iki yazdık karşısına. Sıradaki cümlemize geçelim. Bilim insanları doğadaki her şeyi incelerler. Kayalar, ağaçlar, hayvanlar. Bakın Bilim insanları doğadaki her şeyi incelerler iki nokta üst üste ve iki noktadan sonra da ne yapmış? Doğada inceledikleri ondan sonra şeylere örneklendirmeler yapmış. Evet ve diyoruz ki üçüncü cümlemiz de örneklendirme cümlesidir ve 3 yazarak öyle belirlemiş olduk. Sıradaki cümlemiz araştırma yaptığından o konuda bilgili. Bakın burada da ıı, yaptığından derken den dolayı için yani neden sonuç cümlesi konuda o konuda bilgiliymiş sonuç olarak. Peki o konuyla ilgili bilgilenmeyi nasıl elde etmiş? Neden bilgili? Araştırma yaptığı için, araştırma yaptığından bilgili. Ve diyoruz ki bu cümlede bir neden sonuç, sebep sonuç cümlesidir. Ve bir numarayla belirledik. Ve son cümlemiz matematikte müzik, resim ve Matematikte müzik, resim ve heykel gibi bir sanattır. Bakın burada ne yapmış? E, matematiği müzik, resim ve heykel gibi e, bir sanat dalıdır diyerek onlara benzetmiş. O zaman diyoruz ki son cümlemizde de benzetme e, yapılmış. Bu şekilde yedinci çalışmamızı da tamamladık. Gelelim sekizinci çalışmaya. Dilimize yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazarak cümlelerde kullanınız. Evet bakalım. Neymiş bu? yabancı dillerden alınmış kelimeler, sözcükler. Animasyon, e-mail, online, laptop, disk. Bakın günlük hayatta hem Türkçeleriyle hem de yabancı halleriyle kullandığımız sözcükler sık sık kullanıyoruz ama hani biz ne diyoruz? Kendi dilimizin zenginliğini korumak adına yabancı dillerden geçen sözcükler olacaktır ama Türkçe karşılıklarını kullanmayı tercih etmemiz doğru olur. Bakalım animasyon sözcüğünün Türkçe karşılığı neymiş? Açıp görelim. Evet, animasyon sözcüğünün Türkçe karşılığı canlandırma. Peki bununla ilgili cümleni biz ne olabilir? Nasıl bir cümle kurabiliriz? Evet. Okuduğumuz metni sınıfta canlandırdık. Biz fıkra vesaire ya da okuduğumuz metindeki olayları sınıfta da canlandırmasını yapardık hatırlarsınız. İkinci sözcüğümüz e-mail. Bakalım Türkçe karşılığı neymiş? Elektronik posta. Evet cümlemiz ise yeni bir elektronik posta geldi. Sıradaki cümlemiz online. Online sözcüğünün Türkçe karşılığı neymiş bakalım. Çevrim içi demek. Evet bugünlerde çok kullandığımız bir sözcük değil mi? Online eğitim diyoruz uzaktan eğitimi de belirtirken. Online çevrim içi demek. İlgili cümlemizi de açalım arkadaşımın çevrem içi olmasını bekliyorum. Evet, sıradaki yabancı cümlemiz laptop ve onun Türkçe karşılığı neymiş bakalım. Evet, dizüstü bilgisayar demek. Bununla ilgili kuracağımız cümlemiz dizüstü bilgisayarını evde unutmuş. Ve son sözcüğümüz disk. Disk sözcüğünün Türkçesi de disket demekmiş çocuklar. Ve disketi cümlede kullandığımız zaman da bilgisayarımdaki disketi çıkaramıyorum. Ee, çok farklı cümleler kurulabilir. Ben, benim, e, benim e, örnek olarak kurduğum cümleler bu oranda bir daha tekrar edilerek geçelim. Animasyon, canlandırma, e-mail, elektronik posta, online çevrim içi, laptop, dizüstü bilgisayar, disk, Disket anlamına geliyormuş. Elimizden geldiğince günlük hayatta Türkçe karşılıklarını kullanmaya çalışalım. Türkçe karşılıklarını tercih edelim. Böylece 8. çalışmamızı da tamamladık. Devam ediyoruz 9. çalışmaya. 9. çalışmada terim anlamlı kelimeleri ilgili olduğu alanla eşleştiriniz diyor. Evet, birden beşe kadar kelimeler var. Bu kelimelerin... Terim anlamda bu kelimelerin hangi alanda olduğunu eşleştireceğiz. Hemen birinci sözcükle, birinci kelimeyle başlayalım. Dekor. Evet, dekor sözcüğü çocuklar. tiyatro ile ilgilidir. Evet, bir. Önündeki numarayla eşleştirerek yazdık. İkinci sözcüğümüz cümle cümle nedir? Bir dil bilgisi terimidir. Evet, iki numara yazarak eşleştirdik. Üçüncü sözcüğümüz kesir. Kesir, evet, evet hemen eminim ee, biliyorsunuz. Matematik terimidir çocuklar. Ve dördüncü sözcüğümüz nota. Notada, evet, müzik ruhun gıdasıdır değil mi? Müzik terimidir. Ve son sözcüğümüz harita. Bu sene sosyal bilgiler dersinde çok e, dillendirdik harita sözcüğünü. Biliyoruz ki o da nedir? Bir coğrafya terimidir. Evet, terim anlamlı kelimeleri ait oldukları alanlarla bu şekilde de eşleştirmiş olduk. Gelelim sıradaki etkinliğe. 10. etkinlikte Cümlelerde yay ayraç içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz diyor. takın çıkardığı dergiyi aldım derken kısaltmalarının sonuna gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz ve cümlenin sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Yağmur'un bulunduğu, pardon, yağmur'un bulduğu kelime. Mucit diye heceleniyor cümlesinde de yine yağmur özel ad, özel adların sonuna gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz ve sözcükleri hecelere ayırdığımızda heceler arasına kısa çizgi koyuyoruz ve cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Sıradaki cümlemiz. 17 Mayıs 2019'da sınıfça bilim fuarına gideceğiz. Evet burada da yine tarihlerin sonuna gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. E, bilim fuarı derken e, özel at kul olarak kullanılmış yine onun sonuna gelen eki kesme işaretiyle ayırıyoruz ve cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Ve sıradaki son cümlemiz İzmir Ankara arasını 7 saatte gidiyor. İzmir-Ankara burada kısa çizgi kullandık. Kısa çizgi e, ile anlamı taşıyor. Yani İzmir ile Ankara birbiriyle anlam e, ilişkisi olan, anlam ilişkisi derken cümledeki görevine göre e, sözcükler arasında kısa çizgi konulabilir demiştik. E, İzmir ile Ankara arasını 7 saatte gidiyor. İle yazmak yerine ne yapıyoruz? Araya kısa çizgi çekebiliyoruz. Bu şekilde uygun noktalama işaretlerini de yerleştirmiş olduk. 11. etkinlik ve son etkinliğimiz. Cümlelerden hangisinde terim anlamlı kelime vardır? Önce seçenekleri okuyalım. A. İnternet dünyadaki tüm bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağdır. B. Kar tüm yolları kapatmıştı. C. Hayalet yaz çiz. D. Bu nedenle kar tanesi adam diye anılmaya başlandı. Bu e, burada verilen 4 e, cümleden çocuklar hemen açarak cevaplamak istiyorum. A seçeneğindeki cümlede terim anlamlı kelimeler vardır. Bu cümlede yer alan internet, bilgisayar ve A sözcükleri Bilişim teknolojisi terimleridir. E, o nedenle e, cevabımız, A seçeneği, A şıkkı. Evet çocuklar, bilim ve teknoloji temamızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yeni temalarda, yeni metinler ve yeni çalışmalarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.